Mustafa Sandal ve ben. Tarsus'a geldim. Tarsus neresi bilmiyorsanız eğer birazcık haritaya açın ve bakın. Tarsus diye bir yer var. Aşka yürek gerek anlasana her defa. Biraz hastayım sesimden anlaşılacağı gibi ve saçlarımın haline bakın. Adeta patates kızartması bile yapılabilir üzerinde. Ya Mustafa sus. Bakın annem çanta yapmış. Böyle bir çanta. Bunu sap yapıyor şimdi. Kendi elleriyle yapıyor hem de. Böyle bir telefon çantası yapıyor. Biz ailecek çok yetenekliyiz çünkü. Size çocukluk odamı göstereceğim. Aslında ilk geldiğimde daha temizli topluydu. Ben direkt dağıttım etrafı. Evet, burası benim odam. Dı. Önceden. Burada yaşıyordum. Bakın, bunu bana bir takipçim yollamıştı. Hediye olarak. İğrenç gözüküyor mu? Kapatalım o zaman. Bu odada yatıyordum birkaç yüzyıl boyunca. Sonrasında üniversiteyi kazandım ve buradan defolup gittim. Buralarda böyle bir şeyler karıştırsak mı ya? George. Hani insanlar, YouTuberlar böyle yapıyor ya. Biraz sesim kötü, kusura bakmayın diye. Abi niye kusura bakacaksınız ki hani? Niye bunun kusuruna bakıyorsunuz? Hasta olamayacak mı bu insanlar? Yeter artık, yeter. YouTuberlara yüklendiğiniz yeter. Size bunu gösterecektim. Dershanede ne efendi sesini kazandığım için benim böyle fotoğrafımı çekmişler. Şuna bak. Bu kim abi? Saçlarımın uzunluğumu dersin bu yana. Şöyle yapmışım. Wow. Bakın iğrendiğim lise sınıfım. Hepsiyle kavgalıydık neredeyse. Şöyle bakabilirsiniz. Hani burada kavgalı olmadığım bir kişi bile sayamayabilirim. Teşekkürler lise sınıfım. Bakın hayatımın ilk akıllı telefonu. Galaxy Note 4. İlk çıktığında falan ne havalıydı. Bu kadar. Size anlatacağım şeyler bu kadardı. Hatta ben bir keresinde bir YouTube videosu çekmiştim. O zamanlar böyle daha 2011 falan hani, yani YouTube daha yeni başlayık. Başlayık. Şuraya koydum. Makyaj yaptım. Makyajdan da ne anlarım ha. Ne anlarım yani. Makyaj Bensu bir markadır ikisi birlikte. O yüzden size bir önerim YouTube videosuna başlayacak olanlara. YouTube'a. Hep devam ettiremeyeceğiniz bir konu hakkında YouTube videosu yapmayın. Biraz daha gezinelim mi etrafı? What is your favorite movie? Ay. What is your favorite series, Bensu? It is Game of Thrones teacher. Thank you, sit down please. Burası da Berlin odasıydı. Ya böyle bir düzeni yoktu önceden. Artık Berlin odası olmadığı için düzeni biraz değişti. Böyle yani. Berlin odasıydı. Ne yapabiliriz ki? Bizim bundan bize ne? Oo, babama hediye gelmiş. Bakalım. Oo, kalem. Evet, hattan ayrılmayın. Telefonunuzu bağlıyorum. Dit 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 dit. Sayın internet abonemiz. Taahhüdünüzün sonuna geldiniz. Beni bu sıralar bu kadar çok arıyor ki şey hangisi bilmiyorum. Çünkü taahhüdünüzün sonuna gelmediğimi bildiğim için direkt kapatıyorum. Hangi operatör aradığını bilmiyorum da. Bu odada ne varmış? Aa, TikTok'tan bir paket gelmiş. Şaka şaka. Ne bu paket ya? TikTok'ta gördüm, aldım. Ha, bu çok öncedenmiş. Keşke yeni bir şeyler olsaydı, bir bakardık eğlenirdik ya, bedava. Ürün. Ne de olsa sevinir. Burada okuduğum kitaplar falan var. Bak gör. Ne kadar kitap okuyormuşum önceden. Babam kimya öğretmeni olduğu için evde sürekli deney yapıyoruz. Çünkü biz Breaking Bad. Hayır, o hangisiydi? Breaking Bad değil. Hangisinde kimya deneyi yapıyordu? Metformin mi ne satıyorlardı ya? Al işte. Annem başladı temizliğe. Bir anne temizlik yapamadan kaç saniye dayanır? Bana bunun ortalamasının 5 olmadığına kimse inandıramaz. 5 saniye sonra benim annem temizliğe başlıyor ve her yer o kadar düzenli ki. Yani şunları görmeyin. Düzenli, anladınız mı? Baksanıza, şunları görmezseniz ben bunları kapatırsam düzensiz olduğunu düşünmezsiniz. Ben önceden çok kitap okuyordum. Sonra üniversiteye geçtim ve hiç kitap okumamaya başladım. Ki bence bunun tersi olması lazım. Yani lisede de çok kitap okumanız lazım tabii de. Üniversiteye geçince daha çok okuyup kendinizi daha çok geliştirmeniz lazım. Bence. Ama ben öyle yapmadım. Üniversiteye geçtim ve sıfır kitapla, şaka şaka, o kadar da değil. Artık öyle yapmıyorum yani, biraz akıllandım. Ortaokul kızlarına önereceğim bir kitap. Eğer ortaokul çağlarındaysanız, yani 6-7-8. Sınıftaysanız ya da lise başındaysanız bu Beacon Caddesi kızlarını alın. Bunun bütün serisini okuyun. Çok güzel. Önereceğim tek kitap buydu. Teşekkürler. İşte Game of Thrones var. Game of Thrones'u seviyorum çünkü.
Sonra ne bileyim, Naşide Gökbudak falan deli gibi okuyordum. Biliyor musunuz bilmiyordum. Okuyordum, ağlıyordum. Böyle bir faşistlik. Faşist mi bu? Sadistlik, pardon. Bak, o kadar kitap okumuyorum ki unuttum artık kelimelerin anlamlarını. Bir de en yukarı çıkalım. Bizim ilk... Bak anneme, bak anneme. Hemen açmış makineye. Bakın bunu kardeşim yapmıştı. Bizim aile gerçekten diyorum size ya, yetenek fışkırtısı. Beril'in yaptığı şey. Aferin Beril'e. Ben çizemiyorum da. O bir tık çiziyor, mimarlık okuduğu için bir zahmet çizdim. Ay, burası da en üst kat. Evet arkadaşlar, şimdi en üst kata geldik. Burada gizli işler döndüğü söyleniyor. Çok çok riskli ama yine de sizin için yapıyorum bunu. Bir de böyle YouTube kanalları var ya, bizim için canını feda eden. Tövbe yarabbim. Kız canını vermene gerek yok ayol. İşte arkadaşlar. Burası da benim ilk odam. Değil. Burada yaşamıyorduk önceden. Burada sonradan yaşamaya başladık. Ama burada yaşamaya başlamadan öncesinde benim oturma odam, ay, benim yaşama odam böyleydi. Böyle mavi almışlar bana. Herhalde bilmiyorum neden mavi aldıklarını. Sonra benim yatağı lila mesela. Beni daha çok sevdikleri belli oluyor. Çünkü benim en sevdiğim renk liladır. Zor bir çocukluğum oldu. Bandırma var. Evet, ani gelen bandırma saldırısı. Bandırmayı biliyor musunuz? Tarsuslular bilir. Cevizi sucuk işte, siz de biliyorsunuz. Annemin bizim evleneceğimize dair inancının tam olduğunu kanıtı. Bizi her zaman çeyiz alır ama sonra gider kendisi kullanır. Çünkü hiçbir zaman evlenmediğimiz için. Bu da benim teçhizatım. Bakın yine çeyiz. Gördünüz mü? Ay, annem bizi çeyiz. Bunlar dolu mu? Çeyiz alıyor. İşte gördünüz mü? Annem bana çeyiz alıyor. Ben de gidiyorum, sevgili bile yapmıyorum. Evlenmeyeceğim diyorum. Sonrasında bu çeyizler anneme kalıyor. Annemin ticari zekası. İlkokulda böyle şeyler yaptırıyordu bizi, hatırladınız mı? En güzel kız, ya en güzel de en düzenli defteri seçiyordu hoca. Bu benim defterim değil, Elif'in defteriydi. Bak hala hatırlıyorum. Benim hırs seviyesi. Burada Beril var. Bakın Beril'e cücük kadar. Ben sanki çok büyüğüm. Bu da ilkokulum. Bu da ben. Çok tatlıyım ya, maşallahım var. Şu tipimi gördünüz mü? Şimdiki halimle aynı gibi. Bak, pembe olmadığını düşün saçımın, parlama. Heh. Bir fark göremiyorum. Hani alakasız bir ev turu oldu. Şunu geri yerine koyayım. Hadi annemin yanına gidelim de onu utandırak. Burada gizli işlerin çekildiğini gördük. Devam ediyoruz turumuza. Çok riskli yaptığım şey. Bir tık hastayım. Hoş geldiniz kanalıma. Abone değilseniz abone olmayı ve kanalımdaki videoların hepsini teker teker beğenip bildirim açmayı ve sonrasında Instagram hesabından beni takip etmeyi, TikTok hesabından beni takip etmeyi unutmayın. Aynen borçlu çıktınız, fark ettiniz mi? Güzelmiş dedim. Bir tık ağzınızı kırıyor yani. Şu an ben mesela ele geçirildim. Bu video nasıl amacım? Size hayatımda en çok istediğim şeylerden birisi olan benim sahip olduktan sonra hayatımdaki her şeyin iyi yönde değişeceğini düşündüm. Şeyi göstereceğim. Artık arabam var arkadaşlar. Yapıyor ya YouTuberlar. Ben de bu videoda ne yaptım ha YouTuberları, değil mi? Yapıyorlar ya böyle. Size bir sürprizim var deyip böyle bir markayla yaptığı şeyi söylüyor falan. Ama hani hiç şaşırmıyorsunuz. Bu sürprizden benim kazancım ne diye düşünüyorsun? Benim arabam var ama sizin de bu işten kazancınız olacak. Çünkü artık birlikte gezebiliriz. Arabada sürtebiliriz arkadaşlar. Hep beraber sürteceğiz. Woohoo! Biraz hasta olduğum için içten seviniyorum. Çok dışarı vuramıyorum. Şöyle bir şey var. Benim arabam otomatik, tamam mı, şu anda? Ve ben hayatımda hiç otomatik vites araba sürmedim. O yüzden şimdi bana otomatik vites daha zor geliyor. Anladınız mı? Çok saçma anne. Bilmediğiniz şey size zor gelir. Bu da bir ben saati sözü olsun. Geçen günlerde, ay şunu da üstüme sileceğim ya. Kim elini yıkamaya gider ki bu yaştan sonra? Belli bir yaştan sonra artık ellerinizi yıkamaya bırakıyorsun. Alakasız. Şimdi hadi gelin arabama bakalım birazcık. Tabii. Artık arabam var. Söylemiş miydim? Böyle ara ara söylerim sürekli bunu alışana kadar. Ki alışırım büyük ihtimalle bir ay sonra falan. Bir ayda alışacağım bak. Hızlı bir alışma. Hadi gelin arabama gidelim. Hadi. Sizi bir gezdireyim ya. Ya şu an gezdirmeyeceğim de 2 saat gezdiremem sizi. Onunla uğraşacağım. Şaka şaka. Şu an gezdiremem. Korkuyor mu arabamı sürmeye? Hiçbir erkek arabasını sürmeye korkuyor mu? Hayır. Bu kızlara yüklenmiş bir korku. Bu arada ben bunu düşünüyorum. Şimdi bir çişimizi yapalım. Arabamızın anahtarı falan var. Evet, diğer arabalar gibi aynı. Bakın. Arabamın anahtarı var. Böyle yapınca açılıyor. Bak 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 bak, harekete bak.
Oh my god. Saçlarımı bağladım. Bakın yüzüm gözüm açıldı ayol. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Story zamanı. Nemlendirici olarak börsen bilsin. Bu ballı, hardallı, şak şak, hardallı değil. Ballı ürününden kullanacağım. Gerçekten bal tadında. Bazen o kadar bal tadında ki midem bulanıyor. Yani bal yemek istemediğiniz zaman da bal tadı almak saçma oluyor. Ama güzel nemlendirici. Teşekkürler börsen bilsin. Bu videoyla alakası yok. Size manifest videomda da anlatmışımdır. Bu benim 2022 manifest panom. Böyle buraya araba yazmışım. Arabam olmadı maalesef ki. Arabayı yeniden manifest panosuna ekleyeceğiz ama her zaman hedeflerimden birisi arabamın olması. Arabam olması benim en büyük hayallerimden birisiydi. Bu gerçekten de böyle. Yani çok araba istiyordum. Herkesin hayali olmayabilir ama ben çok arabam olsun istiyordum. Ne yapabilirim? Ben de böyle bir kızım. Sonra ben bir gün... Bakın bu araba kokusunu aldım. Ha, LCW2'den aldım bu araba kokusunu. Böyle kasada duruyorduk işte, bir şeyler almıştım LCW'den, bileklik gibi bir şey. Sonra kasada bu duruyordu. Dedim ki ben bunu alayım dedim. Arabam olunca takarım dedim. Arabaya bir manifest olur dedim. Arabaya bir enerji göndermiş olurum dedim. Ya tabii ki de ben size şey demiyorum, bunu alın ve bekleyin arabanız olur demiyorum. Böyle bir şey yok. Ama hani bunu aldım ve bir enerji... Nefes alamıyorum. Burnum nefes almak için şu an çalışmıyor. Sadece burnumda bir güzel, böyle yüzümde güzel durduğu için var şu anda burnum. Bir işe yaramıyor yani. Bir sümük falan akıtıyor. Şimdi bunu arabamıza takacağız yani. Her şeyin özeti bu. Hadi gidin. Gidin. Hadi gelin. Arabamıza bunu takalım ya. İnanmıyorum. Bununla kendi arabamı takacağıma inanamıyorum şu anda. İşte kız. Manifest bebeğim. Manifest bitch. Woohoo. Manifest budur arkadaşlar. Arabam olsun deyip yan gelip yatmak değildir. Arabam olsun deyip elçiden bunu alıp yan gelip yatmak da değildir. Arabam olsun deyip güzel enerjiler gönderip dünyaya, uzaya, her kim alıyorsa, Allah'ıma, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ona enerjimi yolladım ve dedim ki... Bir ses mi geldi sanki? Kim o? Baba? Babam gelmiş. Hadi babamla tanışalım. Merhaba. Bu kim ya? Güzellik makinesi mi bu? Bu dünyanın en güzel şeyi mi? Bakın çalışıyor. Bak şimdi. Bak şimdi. Incredibly. Açılıyor arabam ha. God. Çok heyecanlı. Ve çok güzel. Bunu nereme sokacağım? Burada durur musunuz? Burada ne ya? Burası yamuk duruyor. Böyle durun. Heh. Gördüğünüz gibi arabamız Opel olmakla birlikte. Diğer arabamız da Opel'di bizim. Annemlerin arabası da Opel. Şunu kapatayım. Ya kapısı bile kapanıyor arkadaşlar. Incredible ya. Böyle bir araba olabilir mi? Hayatın en iyi arabası, kapısı falan var. Böyle sürülünüyor. Ama... YouTube Türkiye olarak YouTube'un benden haberi yok ama şu an haberi olsun ve bana bir arabada video çekmek için bir şey göndersin ha. Böyle dursun, tamam. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şey alacağız. Neydi o araba kanalının adı ya? Bir tane araba kanalı var ya, ben çok severek izliyorum hatta. Bir tane adam arabaları tanıtıyor. Siz biliyorsunuz o kanalı. Şu an aklıma gelmedi. Benim beynim sümükle dolduğu için çalışmıyor şu anda. Bak. Oyuz şu anda. Evet, bu araba saatte 1500 kilometre hızla gidebilir. Kornası var. Süper. İyi gidiyoruz. Arabamıza bunu takalım hadi. Burada bir şey varmış zaten. Bu da mı koku? Koklayayım. Evet, burnum çalışmadığı için çok koklayamadım. Yeho! Kullanmadan önce kullanım talimatını okuyunuz. Ya her şeyin nasıl kullanma talimatı olabilir? Ahşap kapağı açınız ve içindeki plastik sıpayı şişeden çıkarınız. Ahşap kapağı tekrar yerine takınız. Şişeyi baş aşağı çevirip kapağın parfümü emmesini bekleyin. Kapak yeterince ıslandığında kokuyu hissedeceksiniz. Bu kokular buraya nasıl takılıyor arkadaşlar, biliyor musunuz? Şöyle, ha, kolay bir takılış. Ahşap kapağı açıyoruz. Bu burada mı kalacak sizce? Burada bak, böyle bir çiçek var. Gördün mü? Bu burada mı kalıyor? Burada kalsın. Tıpayı açıyoruz. Tıpayı açtık. Wow. Çok iyi bir tıpa açıcısın Bensu. Dur. Bekleyin. Çok tehlikeli sular şu anda. Oha, çiçek kokuyor. Çiçek değil, çilek. Sizce bu burada mı kalacak arkadaşlar ya, bu çiçek? Kalsın ya, güzel gözüküyor. Kapattık geri ahşap kapağı. Ters çevirin dedi. Ters çevirdik. Islanacakmış bu ahşap kapak.
Islan bebeğim. Salla! Salla! Ay kokuyor gerçekten de. Ben böyle bir ürünler vaat ettiği şeyi yaptığı zaman çok mutlu oluyorum. Yani mesela sivilce önleyici krem sivilceyi önlediğinde falan. Diyorum ki anasını satayım nasıl teknolojiler var ya bu dünyada. Yani işte demem o ki arkadaşlar, inanırsanız güvenirseniz kendinize yapamayacağınız hiçbir şey yok. İnşallah sizin daha güzel her şeyiniz daha güzel olur. Kapak ıslanıyor bu arada, bakın etrafında ıslaklık görüyor musunuz? İnşallah sizin daha güzel şeyleriniz olur ve inşallah birlikte çok güzel işler başarırız. İnşallah birlikte çok güzel şeyler yaparız. Çok güzel şeyler yaparız. Amin. Kapak yeterince ıslandığından emin miyiz arkadaşlar? Ben eminim ya. Şimdi bunu geri takıyorum. Geri takmıyorum yani, yeni takıyorum. İşte o an. Çok mutluyum. Bu ne? Mikrofonu mu var arabanın? Ay oynamayayım kız. Ne olur ne olmaz. Bozmayayım arabayı. Bunlar böyle mi takılıyor? Bence evet ya. Nasıl takılabilir ki? Değil mi? Taktım. Hadi şimdi eve girelim. Bu kadar boş yeter. Ay huzurlu hissettim. Biliyor musunuz? Huzurlu hissettim. Ay teşekkür ederim her şey için. Dünyadaki herkese. Hadi şimdi kapımızı açalım. Kapı açık zaten. Niye tekrar açıyoruz ki? Buranın aynası var mı? Oh be, aynası varmış. Ya aynası olmasaydı ve rujumu tazeleyemeseydim. Kitap okuma lambası var. Bu bize bir işaret. Kitap daha fazla okumamız için. Kitap okumama lambası var. Başka bir şey var mıymış? Gözlüklerimi nereye koyacağım? Buradan bir şey çıkabilir de. Opel'e sesleniyorum buradan. Artık şoför olduğum için buranın yerini unuttum. Misafir taşıyıcım. Ne? Yolcu. Yolcu yerinin aynası yokmuş. Neyse ki benim aynam var. Şükürler olsun. Bakın arabamın dikiz aynası bile var. Arka koltuğa bakıyorum. Çok muhatap olmayacağım onunla ama. Yine de bilmiyorum. Belki bir yere gidip arka koltukta falan uyuruz. Muhatap olacağım seviye orası olabilir. Bir şey düşürdüm ya. Arabamı pislettim şu an ilk kez. Emniyet kemeri dahil arabaya. Çıkıyorum. Ya inanamıyorum arabamdan çıktığıma. Geri geldiğimde burayı güzel kokutu seni pislik. Bakın göstereyim size onu da. Şu. Benim taktığım şey. Oh my god. Yoruldum ya. Gideyim arabaya. Çorap çekineyim, bekle. Şöyle. Bakın bu da babamların arabası. O da Opel. Sanki doğurmuş gibi olmuş. Ay çöpleri falan çöpe atın. Mal gibi dışarılara atmayın. Kamu spotu. Hadi bye.